NATO'nun Washington zirvesi ve sonuç bildirgesi Türkiye açısından ne ifade ediyor? Bildirgeye yansıyanların satır aralarını nasıl okumak lazım? Karşımızda CNN Türk Ankara temsilcimiz Dicle Canova var. Dicle hoş geldin yayına. Kolay gelsin. Teşekkürler. Ee, şimdi Ankara'da zirvenin sonuçları nasıl okundu? Ne konuşuldu? E, Semiha önemli bir zirveydi. Neden önemli bir zirveydi? Bir kere Türkiye'nin bölgesinde yaşanan gelişmeler söz konusu. İşte Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere. Diğer yandan e, bu gelişmeler nezdinde dünyadaki jeopolitik dengeler yeniden tanımlanmaya, yeniden şekillenmeye başladığı bir süreçte yapılıyor bu zirveler. E, Ankara'nın önemli beklentileri vardı Washington'a giderken. Bunlar karşılandı mı? Bundan sonrasına ilişkin e, bu ortaya çıkan bildirgenin satır, aralarından yola çıkarak Ankara hangi konularda elini rahatlattı? E, dilersen bunları tek tek anlatalım. Bir 10 madde üzerinden basına yansıdı. Türkiye'nin gözünden zirve sonuçları. E, bu 10 maddenin her biri ayrı ayrı önemli ama önce şunu söyleyeyim. E, Washington zirvesi öncesi Ankara'nın iki önceliği vardı. Bunlardan birincisi müttefikler arasında savunma sanayi tedarikinin önündeki engellerin Kısıtlamaların kaldırılması, diğeri de terörizmle mücadele biliyorsun, her zaman gündeme getiriyor Türkiye. 2023 Vilnius zirvesinde alınan kararların uygulanması, hayata geçirilmesi. Şimdi gördüğümüz kadarıyla bu Türkiye'nin de gözünden bakıldığında olumlu bulunan. 10 maddenin hemen ilk sırasında zaten NATO'nun terörizmle mücadeledeki katkıları ve izleyeceği strateji hakkındaki belgenin güncellenmesi geliyor. Zirve bildirisinde terörizmle mücadele NATO'nun karşı karşıya olduğu ikinci büyük tehdit olarak kayda geçmiş vaziyette. Daha önce hatırlanacaktır Türkiye'nin girişimleriyle İsveç'in NATO'ya üyeliği sürecinde Türkiye'nin girişimleriyle terörizmle mücadele koordinatörü atanmıştı NATO bünyesinde. Şimdi onun daha rahat çalışabileceği bir ortamın böylece sağlanmış olduğu yorumları yapılıyor. Diğer yandan NATO müttefik ülkelerin başta PKK ve uzantıları olmak üzere terör örgütlerine verdikleri desteği de gözden geçirmeleri artık gerekecektir diye bakılıyor. Neden? Çünkü bir yandan NATO müttefiki olup diğer yandan Türkiye'ye tehdit oluşturan bu terör örgütlerine destek verilmemesi aksine NATO müttefikinin yanında ortak savunmaya geçilinmesi artık NATO'nun belgelerinde kayıtlı hale gelmiş vaziyette dolayısıyla Türkiye'nin bundan sonra atacağı adımlarda da NATO müttefiklerine dönük taleplerinde de. Bu zirve sonuçları ve bir önceki Vilnius zirvesi kararları hep bir belge niteliğinde, bir pusula mahiyetinde diyebiliriz. Diğer yandan müttefiklerin birbirlerine yaptırım uygulamamaları meselesi ki Ankara için ikinci kritik önemli başlıktı. E, burada da yine Vilnius zirvesinde alınan karar yeniden teyit edildi. Ankara'nın öncelediği iki başlıktan biri olarak bunun teyit edilmesi de önemli olarak kalın kalın altı çiziliyor. Peki bu ne anlama gelecek? Şimdi hem sava hava savunma sistemleri hem Eurofighter biliyorsun Türkiye uzun zamandır Eurofighter'da almak istiyor. Almanya'nın çekinceleri sebebiyle bir türlü gerçekleşemiyordu. F-16 meselesi vardı çözüldü gibi duruyor ama F-35 konusunda Türkiye'nin alacağı hala ortada duruyor. En önemlisi de hava savunma meselesi ve tabi mühimmat konusuyla teknolojik paylaşımları, bunlar da dahil birçok temel konuda artık Müttefik ülkelerin Türkiye'ye bir takım şartlar getirmesinin de önü bu metinlerle alınabilir gibi yorumlayabiliriz. Burada önemli bir başka başlık daha vardı, balistik füze savunmasıyla alakalı bu tehditin büyüdüğü açıkça ifade ediliyor ve tüm NATO Müttefiklerinin tamamen koruma kapsamına alınması taahhüdü yeniden kabul edilmiş oldu Washington'da. Şimdi bu madde de yine savunma sanayi tedarikleri açısından Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor. E, malum işte 1. Körfez Savaşı'nda Saddam Hüseyin'in bölgede yaşattığı o skut füzesi tehdidi sebebiyle e, Türkiye o günden beri hava savunma sanayini geliştirme ve bu konuda kendi güvenliğini sağlama arayışında Öncelik NATO müttefiklerinden almakta ama bu olmayınca S400 e, alınmıştı. O süreçten sonra da bir takım sıkıntılar yaşanmıştı. Evet. İşte şimdi e, bundan sonrasına dönük özellikle e, bu sistemlerin teknolojilerinin Türkiye ile de paylaşılması açısından yeni adımlar gelir mi? Bu kararlar sonrası bu önemli olacaktır. E, zirve sonrası uygulanan bir takım kısıtlamaların kalkması söz konusu olacak mı? Mesela İtalya-Fransa ortaklığında Samti füzelerinin alınması da bir dönem gündeme gelmişti. Acaba yeniden gündeme gelir mi? Hatta Türkiye ...bir ortak olabilir mi üretiminde gibi e, kritik mevzular var Ankara'nın önünde. Bu zirve sonrası bunlar da önemli olacaktır. E, az önce de belirttim Rusya-Ukrayna Savaşı'nın e, sürüyor olması... ...bu hava savunma sistemi meselesini daha da hayati bir şekilde önemli hale getiriyor. E, Karadeniz'in olası tehditlerden e, uzakta tutulması, olası tehditlerin önlenmesi... ...ve bu savunmanın gerçekleşmesi için... Hem üretim teknolojisinin paylaşılması hem de NATO hava sahasının katmanlı koruma altına alınması için te bu teknolojilerden artık Türkiye'nin de faydalanması ve e herhangi bir şart öne sürülmeden Türkiye'ye bunların verilmesi lazım. İşte bu madde o anlamda çok kritik bulunuyor. E NATO-Avrupa Birliği ilişkileri bağlamında da bazı ülkelerin kendi aralarında veya NATO kapsamı dışında geliştirdikleri müşterek projelerin, NATO'nun savunma planlama sürecine uygun olarak yapılması da karara bağlandı. Şimdi bu da Ankara açısından çok önemli bir başlık. Çünkü Türkiye uzun zamandır hem Avrupa Birliği'nin kendi içerisinde kendine has bir koruma fikrini öne atarak tartıştığı süreçlerde hem de ikili işte en son Amerika ile Yunanistan arasında görmüştük. Savunma işbirliklerinde yaşanan bir takım sıkıntılı tablolara karşın Ankara diyordu ki NATO'nun tek güvenlik şemsiyesi olarak kalması, mevcudiyetini devam ettirmesi gerekir. Bu alternatifler esas odağın yayılmasıdır. ...görülmesine sebebiyet verir mesajlarını vurguluyordu. Hatta dün e, bunu da haber olarak paylaşmıştık. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler e, politiko dergisine verdiği röportajda da bu konuya değinmişti. Demişti ki NATO'nun güvenlik şemsiyesi dışında alternatifler aranmasının... ...ittifakın birlik ve beraberliğine zarar vereceğini düşünüyoruz. Avrupa Atlantik Bölgesi'ndeki en etkin güvenlik örgütü... NATO'dur. Avrupa'nın kendi güvenliğini artırma çabalarını anlamakla birlikte başka bir oluşuma ihtiyaç olmadığını düşünüyoruz mesajlarını vermişti. İşte bu madde aslında Türkiye'nin bu tezinin kabul gördüğünü ve bundan sonra Avrupa Birliği NATO ilişkilerinin de ilk baştaki müktesebata uygun şekilde ilerleyeceği kararının alındığına işaret ediyor. Dolayısıyla özellikle Akdeniz'de Yunanistan ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki o alternatif arayışlarına Ankara'nın temkinli duruşu da evet. bir şekilde işte tehditlere karşı odağın dağılmaması, ortak harekatın sağlanması, işte birtakım alternatifler yaratarak hem silah ve mühimmat üretiminde hem de gücü verimli kullanmada dağılmanın yaşanmaması yöndeki uyarıların dikkate alındığını da gösteriyor şeklinde yorumlanabilir. Ukrayna ilgili çıkan kararlarda önemliydi Ankara açısından. Bunlardan biri parasal olmayan katkıların da NATO tarafından tanınması meselesi Ankara'nın e, Türkiye'nin Montre sözleşmesini bu savaşın başından beri sıkı sıkıya uygulaması zaman zaman çeşitli yollardan bypass edilmeye çalışılmasına rağmen Ankara'nın taviz vermemesi ve diğer yandan NATO içerisinde hem Ukrayna hem Rusya ile diyalog kurabilen ara bulucu bir e, diplomatik süreci yürütmesi de işte tam olarak bu parasal olmayan katkılar çerçevesi içerisinde artık yer bulacaktır. Şunu da hatırlatalım. Rusya'ya uygulanan yaptırımlar üzerinden de Türkiye'ye gelen eleştirilerin de önü bir miktar belki bu katkılar sebebiyle, bu katkıların stratejik önemi sebebiyle engellenecektir diye düşünüyorum. Diğer yandan son madde, bu da önemliydi. Bunu da özetleyip bitireyim. Ukrayna için bir ortak çalışma merkezinden bahsediliyor. NATO Ukrayna müşterek analiz, talim ve eğitim öğretim merkezi kurulacak ve bunun müttefiklerin desteğiyle koordinasyonu edilmesi sağlanacak deniyor bu Türkiye açısından bundan sonraki sürece için sürece ilişkin bir hayli kritik bir e, adım olabilir. E, bir anlamda ortak bir karargahtan bahsediliyor. Peki bu karargah hangi ülkede kurulacak ve kapsamı ne olacak? Yani sadece yardımları mı organize edecek yoksa muharebenin gidişatına dair bir takım planlamalar da burada mı yapılacak? Bunlar Türkiye'nin bugüne kadar Rusya-Ukrayna savaşı stratejisini izlediği yol haritasını yakından ilgilendiren şeyler olacağı için... Evet. Bu zirvede çıkan bu kararın e, nasıl şekilleneceği önemli olacaktır Semiha. Çok teşekkür ediyoruz Dicle Canova.